Doğru. Deniz Yücel konuşmak istiyorum biraz. Çünkü yaklaşık 15 gün gözaltında kaldı. Gözaltında kaldıktan sonra dün savcılığa çıkartıldı ve sonrasında da tutuklandı. Almanya'dan da tepkiler var ama halkı kin düşmanlığa sevk etmek gibi bir genel ifademiz var. Oradan herhalde Deniz Yücel'e ilişkin değerlendirme yapıldı ve tutuklama kararı verildi. Dün sen adliyedeydin. Bekleniyor muydu böyle bir karar? Ne diyorsun kararla ilgili? Kaç dakikamız var ona göre anlatayım. 3 dakika 4 dakikada 3 anlatırsan dakikamız var. büyük büyük iyilik yapmış olursun bana. Deniz Yücel bir aydır zaten AKP yandaş medyası tarafından hedef gösteriliyordu. RETEK'le ilişkili diye. Deniz Yücel hakkında bir soruşturma açıldığını yandaş medya yazınca Deniz Yücel kalktı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki merkezine gitti. Benimle ilgili bir soruşturma açılmış, ben ifade vermek istiyorum Bu diye. arada Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisinden Tabii bahsediyoruz. Bizi yani dinleyenler Divert'te yanlısına. biliyorsun Evet. hafta içi 250 bin, hafta sonu 500 bin satan ciddi bir gazete. Ciddi bir gazete. Deniz Yücel tam 14 gün gözaltında kaldı. Bu 14 gün boyunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize şubede kendisine tek bir soru bile sorulmadı. Düşünün, 14 gün gözaltında tutuyorsunuz bir gazeteciyi ve uluslararası çapta tanınan ciddi anlamda bir gazeteci Deniz Yücel. 14. günün sonunda savcıya çıkartıyorsunuz. Savcı kendisine 3-4 soru soruyor. Bir, RETEK'i tanıyor musun diyor. RETEK'le ilişkin var mı? Hayır, yok diyor. İki, PKK propagandası yaptın diyor. Nereden çıkarıyorlar bunu? Cemil Bayık'la 2 yıl önce yapılan bir röportaj. 2 yıl önce kardeşim AKP iktidarının tamamı Cemil Bayık'la ya da diğerleriyle görüşüyordu. Gazeteci de doğal olarak gitmiş bir görüşme yapmış ve bunu gazetesinde yayınlamış. Bir de yaz aylarında Şırnak, Cizre'de yaşanan olaylarla ilgili bir analiz yapmış. Ve daha komiği, Deniz Yücel'in tutuklanma gerekçelerinden biri TCK 216. maddenin birinci fıkrası. Yani senin az önce söylediğin halka kin ve düşmanlığa tahrik Tahrik etmek. etmek. Nedir bu? Ne yapmış Deniz Yücel? Herkesin bildiği, herkesin konuştuğu, içinde nefret suçu içermeyen esprili bir fıkrayı köşesine taşımış. Bir Laz'la bir Kürd'ün arasındaki diyalog. Diyalog. Bundan dolayı tutukladılar. Bir fıkra yazdığı için tutukladılar. Dünya tarihinde belki de ilk olacak, bilmiyorum. Yani fıkra yazdığı için tutuklanan bir gazeteci var. Şimdi Deniz Yücel dün gece yaklaşık 4 saat ifade verdi hakimlikte. Ben de oradaydım, İstanbul 9. Sulh Ceza Evet. Hakimliği'nde. Kendisine yöneltilen suçlamaların birçoğunu, yazıların birçoğunu reddetti. Çünkü dedi ki bunların hepsinde çeviri hataları var. Bu çeviri hatalarıyla beni yargılamanız mümkün değil. Bırakın dedi, biz bağımsız bir kuruluşa bu yazıları Almanca'dan Türkçe'ye çevirtelim. Suç unsuru var mı yok mu bakın. Tabii acı olan şu, bir gazeteci yazdığı yazıdan dolayı tutuklanıyor. Yani Türkiye'de artık o kadar aleni bir hale geldi ki yandaş medya bile eskiden efendim bunlar terörist, bunlar gizli örgüt üyesi, bunlar militan gazeteci falan derdi. Artık açıktan hayır kardeşim, yazdığı için tutuklanıyor diye savunuyorlar. Deniz Yücel de yazdıklarından, düşündüklerinden ötürü tutuklandı. Bir de 15 Temmuz'la ilgili bir tweet atmış. O tweet de soruşturma konusu oldu. Ancak suç unsuru bulunmadığı için o tweet'i de soruşturma dosyasından çıkardılar. Ama özeti şu, Deniz Yücel gazetecidir. Fikirlerini beğenin, beğenmeyin. Ama Almanya'nın en çok satan ciddi gazetelerinden birinin Türkiye temsilcisidir. Ve bu mesele, Deniz Yücel'in tutuklanması, belki ilk 1-2 gün şu anda henüz gazetelerin baskı saatleri, ülkeler arasındaki saat farklarından dolayı tam gündem olmadı ama bugün Die Welt manşetten 8 sütuna Deniz Yücel'in büyük bir fotoğrafını açarak, yani gazetecilik deyimiyle söylüyorum, o fotoğrafı açarak Almanya'nın gündemi haline getirdi. Şimdi Deniz Yücel cezaevindeki 151. gazeteci ve Türkiye Deniz Yücel'in de tutuklanmasıyla birlikte artık dünyada gazetecilerin yazdıkları için tutuklandığı bir ülke konumuna herkesin kafasında, Avrupa'da da yerleşti. Bunun uluslararası etkileri olacak. Bunları göreceğiz. Çünkü Deniz Yücel aynı zamanda Alman vatandaşı, çifte vatandaş. Merkel'in Ve bir şu anda açıklaması var. Evet var yani tabii açıklamalar. şu anda ve Alman Adalet Bakanı kabul edemeyiz dedi bunu. Evet. Çünkü Almanya'da ya yazdığı yazıdan, attığı tweetten dolayı tutuklama diye bir şeyi anlattığınızda anlayamıyorlar. Ben her hafta en az 2 yabancı gazeteciyle röportaj yapıyorum. Türkiye'de olan bitenleri anlattığımda çevirmenlere şunu soruyorlar çoğu kez. Ya yanlış mı çevirdin
diye soruyorlar. Barış, şimdi Elmas Topçu'ya bağlanacağız. Almanya'daki o tepkileri almak için sana çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeler açısından sağ olasın. Elmas Topçu telefon attığımızda gerçekten önemli. Die Welt'in Türkiye temsilcisi Deniz Yücel gözaltına alınmıştı. 15 gün gözaltında tutulduktan sonra dün savcılığa çıkartıldı. Savcılık tutuklanmasını talep etti ve tutuklandı. Almanya'da bu tutuklama kararı nasıl bir etki yaptı? Gazeteci Elmas Topçu telefon attığımızda bize aktarmasını rica edeceğiz. Hoş geldiniz Elmas Topçu. Selamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ben şöyle notlarıma bakıyorum. Merkel'den işte Adalet Bakanı'na kadar geniş bir yelpazede siyasetçilerin açıklamaları var. Gazetelerin tepkileri var. Dinliyoruz nasıl durum Almanya'da, nasıl bir tepki oldu? Şimdi aslında Türkiye ile uzun süredir ilişkiler zaten nasıl diyeyim bekletiliyordu, krizdeydi. Ancak bu Deniz Yücel'in olayı krizi bir aşama daha ileriye taşıdı diyebiliriz. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Almanya Başbakanı Merkel dün gece yarısı Türkiye ile saat farkından dolayı aslında geç saatti. Yani Almanya için de geç bir saatti. Yine de açıklama yaptı. Türkiye'deki bu tutuklamanın basın özgürlüğü ilkeleriyle, daha doğrusu Merkel'in orada çok ilginç, ince bir şeyi de vardı, eleştirisi aslında satır aralarında. Bizim anladığımız anlamda demokratik değerler ve basın özgürlüğü ile bağdaşmaz. Deniz Yücel için bağımsız bir yargı diliyoruz, bağımsız bir süreç diliyoruz dedi. Yani bununla ilgili şüpheler olduğunu da aslında tekrar vurgulamış oldu. Kaldı ki bunun kapalı kapılar ardında devamlı dile getirildiğini biz biliyoruz. Merkel dışında Deniz Yücel olayında Almanya'da hükümet partileri kadar muhalefet partilerinin de desteği var. Bugün mesela bir açıklama geldi muhalefet partilerinden. Hür Demokratların, FDP'nin genel başkan yardımcısı Türkiye'den hiçbir hükümet temsilcisinin Almanya'ya alınmamasını talep etti. Onun dışında Almanya'da Erdoğan'ın seçim kampanyası veya propagandası, mitingi yapmaması yönünde talepler çok ciddi bir şekilde. Ve şu anda da saate bakıyorum, Almanya Türkiye'den 2 saat daha geri, saat şu anda 16.34 civarında. Burada Almanya'da 12 kentte Deniz Yücel'le dayanışma amaçlı otomobil konvoyları etkinliği başlatıldı. Şu anda Köln'den Münih'e, Bremen'den Hamburg'a, Berlin'e bir sürü yerde etkinlikler var. Saat 17'de de Berlin'deki Türk Büyükelçiliği'nin önünde çok sayıda Almanya'dan entelektüelin, gazetecinin, sanatçının, araştırmacının, akademisyenin yaptığı çağrı üzerine bir etkinlik yapılacak ve orada da insanlar tepkilerini dile getirecek. Gazeteler, gazeteciler, onların da çok sert tepkisi var herhalde değil mi? Atılan başlıklarda hayli ciddi bir biçimde Türkiye eleştiriliyor. Gazetecilerin çok büyük rahatsızlıkları var zaten Türkiye'deki basın özgürlüğü ile ilgili. Zira hepimizin de yakından takip ettiği yabancı gazetecilerin Türkiye'ye alınmaması, akreditasyonların uzatılmaması, basın kimliğinin uzatılmaması, Türk gazetecilerden farklı olarak, yani onların oturum da alamaması demek, Türkiye'de ikamet edememesi demek, çalışma sözleşmesini, iş akdini uzatamaması demek. Böylesi bedelleri var. Bu nedenle zaten Türkiye ile ilgili çok ciddi bir rahatsızlık var. Herkes de korkuyor. Tabii bunun bir sinyal olarak, uyarı sinyali olarak da alınmış bir karar olduğu izlenimi de hakim özellikle. Yani Türkiye'den haber yapacak, Türkiye'den eleştirel haber yapacak, buna cesaret edecek gazetecilerin de susturulması yönünde bir sinyal olduğu şeklinde yorumlar yapılıyor. Onun dışında bugün Welt gazetesi, Deniz Yücel'in temsilcisi olduğu ve Türkiye temsilcisi olduğu Welt gazetesi ve Welt gazetesinin tabloid şeklinde çıkan bir versiyonuyla birlikte ana kapağı Deniz Yücel'in büyük bir resmiyle basıldı. Onun dışında ama gerçekten Türkiye'de şimdiye kadar olan olayların dışında artık bir aşama daha aşılmış olmalı ki kurumlar, partiler arası acayip, yani onların üzerinde bir destek var Deniz Yücel olayında. Hepimiz deniziz. Türkiye'den aslında geçmiş yıllardan tanıdığımız benzeri bir sloganla hepimiz denizdir, deniziz sloganları başlatıldı. Onunla ilgili hashtagler açıldı. Tabii Deniz Yücel'in Türkiye'de tutuklanmasına sevinen bir kesim daha var. O da Almanya'daki aşırı sağcılar, popülistler ve ırkçı kesimler. Zira Deniz Yücel Türkiye'de gazetecilik yapmaya başlamasının öncesinde Almanya'da ırkçıların, sağcıların, popülistlerin, faşistlerin, faşist grupların yaptığı eylemleri
Yine böyle Türkiye'deki haberlerinde de okuyanlar bilir, nükteli bir şekilde onlarla dalga geçerek onların IQ'sunu, EQ'sunu biraz da böyle şey yaparak, öne çıkararak, ne kadar cahil olduklarını da söyleyerek onlarla çok uzun süre dalga geçti. Yaptıkları eylemleri, iddialarını tartışmalarda çürüttü. O yüzden o kesim, Deniz Yücel'in onlar da oh olsun diyorlar yani. Tutuklanmasını, onlar oh olsun diyorlar. Çünkü Deniz Yücel gibi, şöyle söyleyeyim, Deniz'le kişisel olarak tanıyan biri olarak söyleyebilirim. Deniz Yücel çok deli dolu, mesleğini deli gibi aşık bir insandır. Gecenin bir yarısı arar, işi bitinceye de kadar sizi rahat bırakmaz. Telefon numarasına ihtiyacı vardır, belki bir fikre ihtiyacı vardır. Çok tutkulu bir gazeteciydi. Yani masa başı gazetecisi değil, sahada bir gazeteciydi. Ve doğru bildiğinde onu sonuna kadar da yapan bir gazeteciydi. Öyle de bir deli cesareti de vardı Deniz'de. Benim çok hayran oldum. Çünkü gece yarısı bizim çok yorgun, ne bileyim, ayaklarımızı uzatıp belki de haber dinlemek için uzandığımız saatlerde Deniz'in ben saatlerce oturup hala haberler yazdığını da biliyorum. Aradığı telefonlardan, bazen geri dönüşlerinden biliyorum. Öyle bir gazeteciydi. Öyle de zeki bir gazetecinin, cesur bir gazetecinin buradaki faşist grupların, aşırı sağcı grupların, AfD gibi, Almanya için Alternatif Partisi gibi popülist sağcıların, Pegida gibi yapıların nasıl diyeyim, nefret ettiği kişi olması kadar da doğal bir şey yok. Çünkü onları yerden yere vuran bir insandı Deniz. Onlar dışında da Almanya'da birçok kesimden yoğun destek var. Ama aynı zamanda da artık Türkiye'de olanlara karşı sabrın taşmış olduğu da hissediliyor. Yani bundan sonra nasıl diyeyim, tepkilerin daha gerilimli günler bekliyor diyebiliriz herhalde, değil mi? Almanya ile Türkiye arasında. Daha gerilimli şöyle bir şey var. Yani Almanya'da bir tabii ki sakin, soğukkanlı bir hükümet de var. Yani Türkiye'de ne olursa olsun iplerin kopmasını istemeyen bir hükümet var. Haklı olarak, yani Rusya ile bile iplerini Ukrayna döneminde, Ukrayna krizi nedeniyle bile koparmayan bir Merkel hükümeti var. Diğer taraftan hani gazeteci olarak, yani eleştirel bakmamız noktasında kendimizi hükümet eden bir iktidar olarak düşündüğümüzde de aslında başka türlü davranmalarının da ihtimali yok. İkili ilişkiler devam edecek. Bunlar NATO partnerleri, Avrupa Birliği ilişkileri var, ticari ilişkiler var. Başka türlüsünü de düşünmek zaten mümkün olmaz. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.